Ramazan ayının Kadir Gecesi olması münasebetiyle hem de rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı içerisinde gerek ilçemizden gerekse ilimizden buraya kadar teşrif eden kıymetli misafirler, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Malum bugün önemli bir açılış var. Birazdan şehitliğimizin açılışını yapacağız. Ancak bundan bahsedilmediği için ben kısaca bahsetmek istiyorum. Neden buradayız, neden önemli bugün? Bildiğimiz üzere Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle 18. yüzyıldan itibaren gittikçe her cephesinde Osmanlı'nın her bölgesinde karışıklıklar başladı. Bunun tabii sirayet ettiği bölgelerden bir tanesi de burası oldu. Ta ki bölgemiz için önemli olan iki önemli gelişme bölge hafızasında çok önemli yer etti. Bunlardan bir tanesi mihenk taşı olabilecek nitelikte Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi dediğimiz 1878 yılında olan, bir diğeri de Mondros Mütarekesi. Bu iki olay, tarihsel olay bölge için çok önemli, bugün anlamamız için de çok önemli. Çünkü bildiğimiz üzere Osmanlı-Rus Harbi ile sıkışan Osmanlı topraklarını bugün mevcut olan Karaurgan Köyü'nün batısına kadar neredeyse çekti ve buraya Ruslar dayandı sınırlarımıza. Ciddi manada Osmanlı'yı sıkıştırmaya başladılar. Tabii bu süreç içerisinde bölgede önemli faktör olan, etkin olan Ermeniler de Ruslar tarafından ve İngilizler tarafından peyderpey Osmanlı topraklarına sokulmaya başladı. Ufak ufak işgaller yapılmaya başlandı. Bununla kalmadı, bu süreç zamanla Mondros'a kadar gitti. Bildiğiniz gibi Mondros Mütarekesi ülkemiz için oldukça olumsuz ve bizim aleyhimize olan bir anlaşmaydı. Mondros Mütarekesi ile de aynı zamanda tabii Bolşevik İhtilali ile bölgeyi bırakmaya başlayan Rusların da etkisiyle artık Ermeniler Kafkaslardan, İran'dan, Doğu tarafından bölgemize sokulmaya başladı. Bunları trenlerle veya çeşitli yollarla ülkeye sokmaya başladılar. Ve bunlar burada yerleştiler. Malum hepimizin bildiği üzere çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde katliamlara giriştiler. İnsanlık tarihinin utanç noktası diyebileceğimiz çok ciddi zulümler yaptılar burada halka. Tabii Ermeniler buradayken aynı zamanda kendilerine güvenli bir hat oluşturmak için pilot bölge seçtikleri bazı noktalar vardı ki onlardan bir tanesi de bugün burada bulunduğumuz nokta. Çünkü burası tren yolunun üzerinde olması hasebiyle ve ana yolla bağlantılı olması hasebiyle Pergit, Kuyucuk, Şahnalar, Geçit Köyü, yani bu bölge düz bir ova olması hasebiyle Ermeniler bu bölgede özellikle katliamlarını arttırarak bu bölgeyi temizleyip bir an önce bir yol açmaya çalıştılar buradan. O açıdan katliamın en ciddi tanıklarından bir tanesi de esasen bu bölge oldu. Bunun yanında Ardahan'ın Koçivan, Selim'in düz ovaları, köyleri, Susuz, bizim Zarşat, Şöreel, bu bölgelerde de ciddi anlamda katliamlar oldu. En fazla hisseden katliamı bölgeler buralar oldu. Esasında bugün bu anıt burada temsili olarak Arpaçay'daki bütün Ermeni mezalimine, katliamına uğrayan şehitleri de temsil ediyor. Hepimizin bildiği üzere arkadaşlar, Osmanlı sadece doğuda bu mücadeleyi vermedi, kurtuluş mücadelesini aynı zamanda Çanakkale cephesinde de yürüttü. Çanakkale savaşlarında arı burnu çıkarmasında şehit olan Aydınlı Ömer Çavuş var. Onun cebinden bir destan buluyorlar, şiir gibi uzun. Çok duygulu tabii, onu burada uzun uzun okumayacağım. Orada çok güzel bir ifade var, bir mısra var, onu paylaşmak istiyorum. Orada diyor ki, bugün vatan bizden razı olacak, nefer şehit, ordu gazi olacak diyor. Yani orada şehit oldukları zaman o gaziler, o şehitler ancak vatanın kendilerinden razı olduğunu düşünüyor. İşte bu düşünceyle, bu bilinçle hareket etmek lazım. Biz burada tabii bu anlattığım şeyin yanında az da olsa görevimizi kendi imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalıştık. Bugün böyle bir anıtla en azından şehitlerimizi, Ermeni mezaliminde katledilen şehitlerimizi bugün burada hep beraber anıyoruz.
bu açıdan çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii burada çok emeği geçenler var. Büyükçatma muhtarımız bu konuda çok uzun zamandır mücadele ediyor. Bunun yapılması için çok çaba gösterdi. Aynı şekilde Büyükçatma köylüleri bu işte çok çaba gösterdi. Bizim çalışma arkadaşlarımız, biz bu işe çok eğildik, önem verdik. Bugün burada netice itibariyle bu eseri meydana getirdik. Ben oldukça gururluyum, mutluyum. Böyle bir eseri açmak da bize nasip oldu. Ben katılımlarından dolayı kıymetli hazırına teşekkür ediyorum. Buraya uzaklardan teşrif eden kıymetli misafirlere hoş geldiniz diyorum.